Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Beykoz ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize Beykoz Belediye Başkanlığı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Son günlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı ismi geçiyor. Ne söylersiniz soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Çok şükür. Yaşam geçim Beykoz'da nasıl gidiyor? Beykoz'da zor mu? Bu aralar ulaşım sorunu var. Hayır olsun inşallah. Bir de bu sıcaklar falan yani. Efendim Beykoz Belediye Başkanlığı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? Memnunuz. Çok memnunuz. Peki Büyükşehir Belediye adı geçiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı aday olursa. Evet. Kazanırımı destek verir misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Destek veririz ama yani kazanırım onu bilemiyorum. Eyvallah. Yaşam geçim nasıl gidiyor? İyi. Kaç yıllık Beykozluyuz? 60. Maşallah. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musun değil misiniz? Memnunum. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı ismi geçiyor. Ne dersiniz? Olursa iyi mi olur, kötü mü olur? Sevinirim. Sevinirsiniz. 50 yıl var. Maşallah. Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musun değil misin? Tanıyorum. Peki Büyükşehir adayı ismi geçiyor. Ne dersin? İBB'de ismi geçiyor Murat Başkanı. Öyle mi? İyi mi olur, kötü mü olur? Onu şimdi senden duyuyorum. Evet, hemşerimdir benim ya. Teşekkür ederim, siz de öyle. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Beykoz'da yaşamaktan memnun muyuz? Valla doğma büyüme Beykozluyum. Şu anda yurt dışında yaşıyorum. Çok güzel. Hangi ülkedeyiz? İngiltere'deyim. Ondan sonra. Tabii, geliyor musun Beykoz'a? Her yıl en az iki kere. Peki. Buradayım. Buranın belediye başkanını tanıyor musunuz? Murat Bey, evet tanıyorum. Evet. İBB adayı ismi geçiyor Büyükşehir Belediyesi için. Biz de bugün onun için geldik. Ne dersiniz? Yani Beykoz Belediyesi, Beykoz karışık bir ilçe. Evet. Beykoz'dan belediye başkanlığı yapmış birinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın altından çıkabileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin demografisi burada var. Var bence. Doğma büyüme buralı olduğum için çok iyi biliyorum. Ama tabii çok adaylar da var. Bir sürü rakibi çok olur tabii. Çok ilginç bir şey. Beykoz Türkiye'nin ortak noktası. Dolayısıyla burada yapan İstanbul'da yapar dediniz. Öyle düşünüyorum. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyisiniz. İyi olacağız. Kaç yıllık Beykozluyuz? Ben 30 yıldır Beykoz'dayım. Maşallah. Asıl memleket nere? Ardahan. Ardahan'a selam olsun. Belediye başkanını tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Buranın belediye başkanı. Tanıyorum. Hizmetlerinde çok memnunum. Allah ondan razı olsun. Beykoz'a bir güzellik getirdi. Sahili düzeltti. Beykoz halkı birbirini pek tanımazdı ama şimdi sahilde herkes kaynaşıyor. Sosyal bir gelişme var. Yani gerçekten insanlara hizmet yaptı. Yapın. Ona ben şu anda sizin kanalınızda ona teşekkürlerimi ve sevgilerimi arz ediyorum. Çok güzel. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı adayı için AK Parti'nin ismi geçiyor. İyi mi olur, kötü mü olur AK Parti'nin adayı olsa Büyükşehir'e? Vallahi Beykoz'a yaptığı hizmet gibi çalışma azmini Allah verirse gerçekten yapar yani. Güzel olur. Güzel olur. Sağ olun, teşekkür ederim. İyiyim. Kaç yıllık Beykoz'dayız efendim? Doğma büyüme. Maşallah. Asıl nere? Orijin neresi efendim? Nereden gelmişsiniz? Vallahi baba tarafım Trabzon, anne tarafım Rize. Trabzon'a ve Rize'ye selam olsun. Selam olsun. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz efendim? Vallahi Beykoz Belediye Başkanı'nı tanımıyorum. Ama önceki belediye başkanını tanıyordum. Evet, Yücel Bey'i oradan. Yücel Bey'i evet. Ondan memnundum. Resim bile çekildim. Var resmi. Evet, evet. Şimdikini bayağı sahili yapmış diyorlar. Bir sürü şeyler diyorlar. Siz gördünüz mü? Ya sahili gördüm tabii ki. Güzel oldu, güzel. Peki, Büyükşehir'de adı geçiyor İBB AK Parti'nin. Ne dersin? İyi mi olur, kötü mü olur? Vallahi bilmiyorum ondasını. Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun. Yaşam, geçim, Beykoz'da iyi mi, kötü mü? Vallahi yaşam, hayat şartları zor. Kaç yıllık Beykoz'da efendim? 20. Maşallah. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyorum. Hizmetlerinden de yani memnunuz, öyle diyelim. Peki Murat, Büyükşehir Belediye Başkanı adı geçiyor AK Parti'de. Yani hayırlısı olsun, ne diyelim. Hayırlısı olsun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Kaç yıllık Beykozluyuz? Doğma büyüme Beykozluyum. Köyündenim. Beykoz'un Bostanlı köyündenim. Bostanlı köyünde. Bostanlı. Peki belediye başkanını tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz efendim? Süper. İsmini biliyor musunuz? Süper, Murat Aydın. Peki Büyükşehir'de ismi geçiyor AK Parti'nin adayları içinde. Onu bilemem. Hocam geçim ekonomi nasıl gidiyor? İyi gitmiyor. Kaç yıllık Beykoz'uyuz abi?
5-6 senelik Beykoz'u. Daha önce nereden geldiniz? Oranın yerlisiyiz. Yerlisi. Peki efendim, belediye başkanı Murat Aydın'ı tanıyor musunuz? Neden memnun musunuz? Tanıyorum, memnun değiliz. Hiç bir çivi çaktırmıyor, bir kümes yaptırmıyor. Ha, imar konusunda? Yani bir şey yaptırmıyor. Hayvancılık yapıyoruz, hayvancılık. Bir küme, bir baraka yapalım diye yaptırmıyor. Öyle mi? Yaptırmıyor, yıkıyor. Ondan sonra sıkıntı. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor Beykoz'da? Zor mu, kolay mı? Kimine göre, kimine göre zor. Size göre. Ya bana göre biraz zor. Biraz zor. Peki efendim, kaç yıllık Beykozlusunuz? Valla ben doğma büyüme buralıyım. Maşallah. Ne, hangi köyünde? Hangi köyünden derken burada, merkezden. Peki efendim, belediye başkanını tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz? Valla tanıdığım söylenemez. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Yaşam, geçim, çarşı, pazar, fiyatlar nasıl ablacığım? Sorma, kötü. Yüksek mi? Kötü. Kaç yıllık Beykozluyuz? 30. Maşallah. Aslen nereliyiz efendim? Giresun Göreli. Çok güzel. Çok gittim Giresun'a. Çok severim. Evet. Efendim, Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Değil misiniz? Değiliz. Hemşehrimiz memnun değilsiniz. Değiliz, yok. Peki. Ne eksik efendim? Her şey eksik. Görüyorsunuz. Eyvallah. Karşınızda olsa bir şey sorar, bir şey ister miydiniz? Hiçbir şey istemezdim. Muhatap olmazdım. Öyle mi? Evet. Murat Aydın deyince aklınıza ne geliyor peki efendim? Beykoz Tokatköy geliyor aklıma. Beykoz, ha, imar konusu. Hmm. Çok güzel oldu diyorlar. Biz oraya geldik, çekim de yaptık. İnşaatlar bitti. Çok kötü. Çok hiç iyi değil. Öyle mi? Evet. Kötü oldu. Bir ev alabilecek miyiz biz oradan? Alabiliyor muyuz? Bizim eski evimiz varsa alır mısınız? Yok. Alamıyoruz. Efendim, iyiyim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Zor mu? Kolay mı? Şimdi kolay demek için aklını yemek lazım. Yaşam, ekonomi iyi değil. Değil. Peki efendim, kaç yıllık Beykozluyuz? 88'e geldim, 40 sene desen. Maşallah. Belediye başkanını tanıyor musunuz? Hizmetlerde memnun musunuz, değil misiniz efendim? Beykoz'un. Beykoz Belediyesi'ni. Evet. Tanırım. Nasıl hizmetler efendim? Çok ilgilenmiyorum. Peki. Büyükşehir içinde adı geçiyor AK Parti'de. Nasıl olur? Muhterem, ben karar benim değildir. AK Parti'nin ama değil. Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Teşekkür ederim. Beykoz'da yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Beykoz çok güzel bir kentimiz. Ama yaşam biraz kazık. Biraz zor. Biraz, kaç yıllık Beykoz'uyuz efendim? Efendim? Kaç yıllık buralısınız siz? Valla ben yeniyim. Ben Üsküdarlıyım esas da. Yenisiniz. Evet. Peki efendim, Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz? Valla hizmetleri çok güzel. Bazı yerlerde bir eksiklikler var ama. Şu an Büyükşehir Belediye adayları ismi geçiyor AK Parti'nin. İyi mi olur, kötü mü olur? Ne düşünüyorsunuz? Mesela kimler? Murat Aydın, Murat Kurum, Tevfik. Bu Murat Aydın'a ismi geçiyor. Tamam. O Büyükşehir çünkü. Bunlara benzemez yani. Doğru. Büyükşehir'de ama 25 yıldır ilçe belediye başkanı. Fark etmez. Beykoz'umuzda yaşam, geçim. Yaşamı sorarsan emekliler için yaşam sıfırlanmış. Kaç yıllık buralıyız efendim? Ben kaç yıldır hemen hemen bütün çocukluğum burada geçti. Ben Ardahanlıyım ama... Çok Ardahanlı çıktı tabii. Hayır olsun, Ardahanlılar yani, yeri biliyor, güzel yeri. Ya bizim burada büyükler vardı daha önce, Allah rahmet etsin, gelmiştiler buraya. Biz de onların vasıtasıyla geldik. Allah rahmet etsin. Ve Beykoz İstanbul'un kalbidir. Gerçekten çok mükemmel bir yerdir. Kalbi olmasa Beykoz, güzel ilçeleri. Kalbi Eminönü. Güzel yerdir de Beykoz çok güzeldi de bozuldu şimdi. Öyle mi? Şimdi eskisi gibi değil. Beykoz bir aile gibiydi Beykoz. Beykoz çok mükemmeldi. Yani Beykoz'un Paşabahçe, Şişecam, Kundura, ne bileyim Tekel. Tabii Şişecam ileride. Topkapı'da bildim ben. Yok, Şişecam burada. Şişecam fabrikası az ileride. Paşabahçe tabii. Paşabahçe, Şişecam. Çoktan kapanmış canım. Çoktan peki kapanmış. Efendim, Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor muyuz? Hizmetlerine memnun muyuz, değil miyiz? Vallahi Beykoz Belediye Başkanı'nı ben tanımıyorum şahsen. Peki. Ben Beykoz Belediye Başkanı'na tanıdığım bir tane adam vardı. Yücel Çelik bile. Allah rahmet eylesin. Evet. Bunlar çok galiba, değil mi efendim? Bizim oralıydı, evet. Bizim oralı ama çok... Çok mükemmel bir insandı yani, bilmiyorum, kişiliği, karakteri, toplumla diyaloğu çok güzel bir insandı, Allah rahmet etsin. Ha, bizim abimiz gibiydi yani, biz onu çok seviyorduk. Doğru. Ve hiç şey, ama bu başkanla merhabam bile yoktur yani. Peki efendim, Murat Aydın deyince aklınıza, ha, Büyükşehir'de adı geçiyor. Vallahi olmasın, bıraksın, başkaları gelsin. Yani şimdiki yöneticiler var ya, yani hepsi bıraksın, başkaları gelsin. Yaşam, geçim nasıl gidiyor Beykoz'da? Vallahi Beykoz İstanbul'un en güzel semtlerinden biri. Evet, Beykoz güzel ormanları. Değişilmez. Her şey Beykoz'da güzel. Kaç yıllık Beykoz'uyuz efendim? Doğma büyüme Beykoz'uyum. 50 yaşındayım. Aslen Trabzon'da.
Rastlayın Rizeliyim. Güney Su Potomya, Cumhurbaşkanı'nın köyü. Biliyorum, gittim oraya. Peki efendim, Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz, hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz? Murat Aydın, hizmetlerden orta kalite diyelim yani. Orta kalite. Yani. Peki Murat, Büyükşehir Belediyesi'nde ismi geçiyor AK Parti'de. Nasıl olur, iyi mi olur, kötü mü olur, olur mu olmaz mı? Vallahi siyasi olarak çok bir şey söylemek istemiyorum. Ülke için en hayırlısı neyse o olsun, öyle söyleyelim yani. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl efendim? Hadi Türkiye'nin hali belli. Kimisi ha. Uçuyoruz diyor, kimisi batıyoruz. Siz de nasıl? Vallahi tersten uçuyoruz, evet doğrudur. Dibede uçurumdan aşağı doğru gidiyoruz bir anca. Peki kaç yıllık Beykozlusunuz efendim? Ben 63 yaşındayım. 7 yaşında falan gelmişim buraya. Daha belki işte 55 senedir falan Beykoz. Peki Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerde memnun musunuz, değil misiniz? Yani tabii isim olarak Murat Aydın. Murat Aydın Bey. Şimdi halimizi görüyorsunuz. Şurası dün için şikayette bulundum. Şurası normalde yaya alanı. Evet evet. Ben çok geldim aynen. Evet. Ama... Park olmuşum. Belki genelde koyuyorlar. Esnaf koyuyordu. Şimdi herkes koymaya başladı. Şu kaldırımlarımız çok kötü. Yani bu defalarca da... Efendim? Belki yaparlar. İnşallah. Peki efendim, Murat Başkan'ın ismi Büyükşehir adaylar içine geçiyor AK Parti'de. Nasıl olur? Valla o kendi tercihi, AK Parti'nin tercihi. Eyvallah. Evet efendim, İstanbul TV'de. YouTube'da ne soruyorsunuz? Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok kötü. Her şey çok kötü. Uçuyoruz diyenler var, batıyoruz diyenler. Siz hangi taraftasınız? Uçan mı, batan mı? Asla uçmuyoruz. Asla uçmuyoruz. Her şey çok kötü. Sadece ekonomi değil, her şey çok kötü. Ya ben kafayı yedim, bana öyle geliyor. Ama efendim? Ekonomi kötü, bir, iki. Her gün aldığımız her şeyin fiyatı her gün farklı oluyor. Hani ekonomi çok kötü yani. Eğitim, kültür, hukuk, adalet. Bütün sistem kötü. Bütün sistem kötü. Yani kaç yıllık Beykoz? Hayat çok kötü. 47 yıldır. Maşallah. Aslen nereliyiz efendim? Yugoslav göçmeniyim. Selam olsun. Peki Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Tanıyorum. Buraya geldiğinden beri 10 kere gittim tanışmak için. Asla adamı bulamıyorsunuz. Hep sağda. Sağda. Halk günü yok mu? Efendim? Halk günleri yok mu başkanım? Halk, halk günlerine ben girmek istemiyorum. Özel Zeytinburnu'nda geldi. Her hafta yapıyordu başkanla çay. Halk günü var. Ben girmem o topluluğun içine. Ben özel olarak hoş geldiniz demek istedim. Bir de şu caddenin, Şahinkaya Caddesi'nin çok sorunları vardı. Efendim, buradan onları... seslenin. Mutlaka sizi nasıl bulsun, sizi nasıl bulacak? Başkanım. Bakın bu şeyde, bu Şahinkaya Caddesi'nde bu çağda foseptik çukur var. Foseptik çukur kullanan evler var. Şu caddede, Şahinkaya Caddesi'nde yani 3 kilometre yerde... Efendim siz çok ilginç bir şey, başkanla hoş geldiniz tanışmak için. Başkan mutlaka bulamadım. Bilse bunu konuşurdu. Ben 25 yıldır tanıyorum. Ama nasıl bulacak sizi? Yardımcısının yardımcısı çıkıyor. Yardımcısının yardımcısı. Bunların kaç tane yardımcısı var? Başkanla görüşmek istedim dedim. Foseptik çukur bu çağda çok ayıp dedim. Bu asfaltta kara kanal var. 100 yıllık kara kanal. Şahinkaya Caddesi, kara kanal var. Burada kanalizasyon bile yok. Bu çağda hiç ilgilenmiyorlar burasıyla. Burası çok masraflıymış. Hatta bu yol yapılırken yine Büyükşehir'e telefon ettim. Dedim önce burayı halledin, buraya bağlayın, ondan sonra ilerleyin. Oradan da bir cevap yok. Ondan sonra bu cadde çok şeymiş, çok masraflıymış. Kara kanal var. Rogar yok. Tretuar yok. Ben... Kara kanala ne? Eski kanal mı demek? Osmanlı kanal. 100 yıllık kanal. Kimse ellememiş o zamandan beri. 150 yıllık kanal. Peki. Kimse ellememiş. Belediye başkanının ismi İBB adaylar içinde geçiyor AK Parti'de. Nasıl olur? Nasıl? Murat Aydın ismi AK Parti'nin İBB adayları arasında ismi geçiyor. Seçen seçsin, ben seçmem. Beykoz üzerinde değil, Türkiye genelinde olan bir durum. Eyvallah. Yani kolay olduğu bir yer yok bence de. Eyvallah. Kaç yıllık Beykoz efendim? Ben çok eski değilim. 3 sene. Belediye başkanını tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Değil misin Beykoz'un? Tanımıyorum. Çok takip etmiyorum. Siyaseti de takip etmiyorum. Yani sorduğun soruyu ekonomiyle ilgili yanıt verdim. Yok, geçim zor ama yerel ve genel siyaseti pek takip eden bir insan değilim. İsmi Büyükşehir adaylar içinde geçiyor AK Parti'de. Doğrudur. Bir şey söyleyebilir misiniz? İyi mi olur, kötü mü olur? Tanımadığım için yorum yapmamam doğru olmaz. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Beykoz'da yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Zor mu? Ekonomi çok zor. Beykoz dediğiniz yer turistik yer. Uçuyoruz diyen var, batıyoruz diyen var. Siz hangi taraftasınız? Vallahi batıyoruz. Nerede batıyoruz? Batıyoruz. Her şey almış başını gidiyor. Yandık, battık. Peki belediye başkanını tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun, değil misin buranın? Ya belediye başkanını tanıyorum. Tanıyorum ama... Hizmetler nasıl?
Ya ben hizmetinden memnun değilim. Geçim ekonomi nasıl gidiyor? 10 numara. Her şey güle güle Ercan, bak. Ha bu Ercan, Burgay benim arkadaşım. Ciddi mi söylüyorsun? Evet, Malatyalı, ben de Malatyalıyım. Nevada'nın sahibi, kızlarımız okul arkadaşı Ercan'a. Bak görüyorum nereden ne çıkıyor. Abi yaşam, geçim ekonomi, uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Normal. Beykoz Belediye Başkanı tanıyor musun, hizmetlerinden memnun musun değil misin? Tanıyorum kendisini. Nasıl hizmetler? İyi. İyi. Peki Büyükşehir'de adı geçiyor AK Parti'de. Nasıl olur? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi. Yaşam, geçim, ekonomi. İşine nasıl? İşine. İşi mi yapayım işte? İşine adet ya. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun efendim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor Beykoz efendim? İyi gitmiyor. Öyle mi? Kaç yıldır Beykoz'luyuz? Ben ilkokul 4'ten beri buradayım. 7 yaşındayım, evet. Bayağı var yani. 50 yıl var. Evet, evet. Beykoz Belediye Başkanı'nın hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz efendim? Bir öncekiyle fark yok, aynı. Aynı. Evet. Sınız. Çok teşekkür. Karizma 1500. Vay, çok sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor Beykoz efendim? Ya Beykoz'u mu, Türkiye'yi mi anlatalım? Yani bir fark yok. Ekonomi çok kötü. Uçuyoruz diyenler var efendim. Onlar yasya diyorlar. Anlatıyorlar. Onlar uçuyordur gerçekten, bilemiyorum da biz çakıldık. Biz uçamıyoruz çünkü. Kaç yıllık Beykoz'uyuz efendim? Doğma büyüme 62 yıldır. Maşallah. Peki efendim, Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz? Valla kendisini çok fazla tanımıyorum. Kağıthane tarafından geldiğini biliyorum. Yok, Zeytinburnu'na. Zeytinburnu, evet. 20 yıl yaptı oradan. Evet, oradaki ününü duydum. Çok fazla tanıdığımı söyleyemem. Yaşam, geçim, hayat nasıl gidiyor? İdare ediyor, hamdolsun. Memleket Trabzon mu? Giresun, görelim. Kaç yıldır Beykozlusun? 88'de geldim Beykoz'a. 40 yıl olmuş yaklaşık. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musun sen, hemşerin? Evet, tanıyorum. Nasıl, memnun musun? Benim için insanları ben herkesten memnunum. Ben kimseye ihtiyacım yok. Kendi ihtiyacımı gelse kadar imkanım da var. Eyvallah. Peki Büyükşehir adayı olacak diyor AK Parti'de. İyi mi olur, kötü mü olur, ne düşünüyorsun? Kim olacakmış? Murat Aydın. Öyle miymiş? Öyle konuşuyor he. Bilmiyorum, inşallah hayırlısı olur. Murat Aydın deyince aklınıza ne geliyor? Giresun geliyor oraya. Giresun geliyor. Geçim. Hayat, evet. Geçim sakat. Sakat. Peki sakat. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Tanıyorum. Zor mu, kolay mı hayat efendim? Beykoz ya da yaşamak ayrıcalıktır ya. Beykoz çok güzel bir yer. Ben Beykoz'u çok seviyorum. Kaç yıldır Beykoz'dasın efendim? Ben 1997 yılında Beykoz'a taşındım. Maşallah. Nereden geldik? Bolu. Ben Bolu'ya yakın orman. Evet, Bolu yani Sakarya, Geyve Taraklı. Böyle yaparsın. Geyve çok güzel. Ve çok güzel. Hatta iş yerim de karşıda. Maslak At Spor, gidip Kemer Golf Country Club. Evet, gidip geliyorum. Seslik ve nasıl, arabayla mı, deniz yoluyla nasıl gidiyorsunuz? Arabamla gelip gidiyorum. Sıkıntı yok, seviyorsunuz peki. Evet. Peki efendim, belediye başkanını tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz? İmamoğlu'nu mu? Yok, Beykoz'un mu? Evet. Murat Aydın oldukça güzel çalışmalar yaptı. İyi gidiyor. Şimdi Büyükşehir'de adı geçiyor AK Parti adayları içinde. Nasıl olur? Zor. Peki Murat Aydın deyince aklınıza ne geliyor efendim? Zeytinburnu geliyor. Zeytinburnu. Evet. Zeytinburnu. Zeytinburnu seviyoruz. Zeytinburnu seviyoruz ama. Deriz iyiyiz. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Sıkıntılı. Uçuyoruz diyenler var, batıyoruz diyenler var. Battık, çıkamadık, kiralar. Kaç yaşında tontoş? Bir. Maşallah. Peki efendim, Beykoz Belediye Başkanı hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz? Çok memnunum. Biraz gelin yüzünüzü görürsünüz ama çok memnunsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanı adı geçiyor. İyi mi olur, kötü mü olur? Büyükşehir adayı olursa AK Parti'de. İkisinden de memnunum ben. Yok, bu. AK Parti'nin adayı olacak diyorlar Büyükşehir'de. Murat Aydın için. Yok, ondan yorum yok. Burada olsun. İyiyiz abi. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? İyi bari. İyi. Beykoz Belediye Başkanı tanıyor musun abi? Abi tanıyorum. Nasıl hizmetler? İyi yani. İyi. Biz ilk... Peki AK Parti'nin Büyükşehir adayı olacak diyorlar. Ne dersin? Bilmiyorum hocam. Yani hizmetlerine memnun musun, değil misin ablacığım? Murat Aydın'ınkinde. Çok memnun değiliz. Köy yerlerine çok bakmıyorlar. Köye gelmesi lazım. Evet. Peki Murat Aydın deyince aklınıza ne geliyor? Hangi köyde hizmet yok? Hangi köydesiniz siz? Biz Birinci Elmalı'dayız. Birinci Elmalı. Tabularımızı imarı istiyoruz biz. Yani çocuklarımız kirada, geçinemiyoruz. Pahalılık çok. Sıkıntı var. Evet. Oraya imar versin. Evet. Büyükşehir'de oyunuzu kime verirsiniz efendim? AK Parti'ye. AK Parti'ye. Geçim... Ama kimisi iyi diyor, kimisi kötü diyor. Ya o... Kimisi iyi diyorsa demek ki iyidir, güzel gidiyorlar onları hayatlarına. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musun, hizmetlerine memnun musun? Yo, Beykoz Belediyesi'ne biz memnunuz ama bu yolları memnun değiliz. Peki Murat Aydın AK Parti'nin İBB adayı olsun mu olmasın mı?
Vallahi ben bilmem, vatandaş biliyor. Sen de vatandaş ben... değil diyor. Peki Beykoz Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz. Karşınızda da bir şey sorar veya bir şey ister miydiniz? Yok, hayır. AK Parti'nin İBB adayları içinde ismi geçiyor. Nedir dersiniz? İyi mi olur, kötü mü olur? Ya bence iyi olur. İyi olur misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Memleket Trabzon galiba. Rize. Rize yakın. Gittim oraya geçersiniz. Ne güzel. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? İyi değil. İyi değil. Uçuyoruz diyen var, batıyoruz diyen var. Siz hangi tarafa yakınsınız? Uçar mı, batar mı? Vallahi uçmaz da batmaz da. Peki. Beykoz Belediye, kaç yıllık Beykozluyuz efendim? 1966, 34, 57 yıldır. Maşallah. Beykoz Belediye Başkanlığı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Memnunuz. Memnunsunuz. AK Parti'nin İBB adayları içinde ismi geçiyor. İyi mi olur, kötü mü olur efendim? Aday olursa büyükşehir. Bence iyi olmaz. İyi olmaz. İstanbul TV. Yaşam, geçim nasıl gidiyor Beykoz abi? Yaşam berbat. Beykoz Belediye Başkanlığı tanıyor musun, hizmetlerden memnun musun? Tanıyorum, tanıyorum ben. Hizmetlerden memnun musun değil mi? Çok beyefendi, bana göre iyidir. Peki büyükşehir adayları içinde ismi geçiyor AK Parti'de. Nasıl olur, iyi mi olur? AK Parti yapamaz büyükşehir. Büyükşehir CHP bırakacak. Öyle mi? Murat Aydın deyince aklınıza ne geliyor? Murat Aydın olabilir. Murat Aydın yalnız burası, bilmem Beykoz'u, İstanbul'u. Büyükşehir 16 milyon insan var. Yok, Murat Aydın deyince aklına ne geliyor? Hizmet mi geliyor, tembellik mi geliyor? Ya tembellik, Murat Aydın iyidir. Hani bu ilçesi çalışanın geliyor. Bak, çok. Efendim biz Türkiye'nin 81 vilayetine gidiyoruz. Bugün de Beykoz'umuza geldik. Beykoz hoş bulduk. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor Beykoz'dan? Beykoz emek dişi yeri. Güzel mi? Ben de taşınayım Beykoz'a. Vallahi Beykoz pahalandı yani bayağı bir. Kiralar falan bayağı bir yükseldi. Yer alalım abi, arsa alalım. Zor mu? Arsa mı? Evet. Bundan 20 sene önce belki olurdu da şimdi arsa alma şansın yok burada. Artık bitti. Artık bitti. O işler, devirler geçti artık. Peki. Beykoz Belediye Başkanlığı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Değil misiniz efendim? Beykoz Belediye Başkanlığı şöyle tanıyoruz. Siyasi olarak Zeytinburnu'ndan geldiğini biliyoruz. Evet, 20 yıl yaptı da. 20 yıl orada yaptı. Burada da ufak tefek çalışmalar yaptılar, görüyoruz. O kadar, başka öyle tanıdık. Peki Murat, Büyükşehir Belediyesi ismi geçiyor AK Parti'nin adayları içinde. Nasıl olur? İyi mi olur, kötü mü olur? Vallahi bence iyi olmaz.